Vahdet-i vücut nedir? Doğru bir inanç mıdır? Vahdet-i vücut varlığın birliği demektir, tekliği demektir. Yani varlık tek birdir. E, Allah var, bu kadar varlıklar var. Bu vahdet-i vücut inancına göre bütün varlıklar Allah'ın görünen şekilleridir, tezahürleridir, tecellileridir. Yani Allah taş olarak görünmüş, insan olarak görünmüş, ağaç olarak görünmüş, abidesiniz işte hayvan olarak görünmüş, haşa, bilmem şu olarak görünmüş, bu olarak görünmüş. Dolayısıyla evrende varlık olarak var olan sadece Allah'tır. Ha, bunu yorumlayanlar, efendim, temize çıkarmaya çalışanlar aslında gerçek varlık Allah'tır. Diğer bütün varlıklar geçicidir, izafidir. Hakiki varlıklar değil. Varlıklarını Allah'tan alırlar. Yani Allah bunları var ettiği için vardırlar. Bunlar geçici, efendim, bir nevi izafi, sanal, hakiki olmayan varlıklardır diye yorumlarlar. Bu da doğru değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Allah'ı da tanıtıyor, evreni de tanıtıyor ve Allah'ın ezeri ebedi olduğunu, yaratılmadığını, efendim, hiçbir eş, kardeşinin, oğlunun, benzerinin, ortağının bulunmadığını uzun uzun anlatır. Dolayısıyla allah Teala yaratandır, diğer varlıkların tümü yaratılandır. Yaratılanlar da Allah'tan hiçbir parça yoktur, hiçbir unsur yoktur. Dolayısıyla vahdet vücudu bu şekilde yorumlamak, kurtarmaya çalışmak, temize çıkarmaya çalışmak da doğru değildir. Efendim işte bazıları aslında... Allah'ın varlığı ve birliğini bütün varlıkların gösterdiği bütün varlıklar onun varlığını ve birliğine delalet ettiği, onun ayetleri olduğu şeklinde anlatıyorlar. Öyle anlatılmıyor. Vahdet-i Vücud'un İslam dünyasındaki bir numaralı temsilcisi Muhittin İbni Arabi'dir. Muhittin İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekke'ye fısıs Hekem ve diğer kitapları okunduğunda Vahdet-i Vücud'u bu anlamda hiç kullanmadığı görülür, açıktır yani. Ve bunu savunanlar Vahdet-i Vücud'u onun kadar bilmezler. İşin ustası, kurucusu tezgah odur yani. Ve aynen adam söyledi yani biz yani adı var fakat biz sanal gerçek varlıklar değiliz. Biz sanal varlıklarız. Efendim aslında hepimiz Allah'ın görünen bir parçasıyız. Görünen bir yüzüyüz. Vadedi vücudur ve bu tevhidle Bağdaş'ın hiçbir tarafı yoktur. Tamamen tevhide zıttır. Allah'ın eşi, ortağı, benzeri, dediğim gibi oğlu, çocuğu falan asla yoktur ve hiçbir varlık Allah'a benzemez ayet-i kerime bunu açıkça söylüyor leyse ke mislihi şeyun Allah'a benzer hiçbir şey yok. Onun için Allah yaratandır, varlıklar yaratılmışlardır, yaratılanlardır. Bu yaratıkların Allah'a benzeri hiçbir yönleri yok. Onun için Vahdet-i Vücut zaten kaynağı bellidir. İşte kimisi Yahudi filonun felsefesinin uzantısıdır, kimisi ki Yunan felsefesinin uzantısıdır, kimisi Hint kültürünün inançlarının uzantısıdır. Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, İslam'dan kaynaklanmamış. Aksine Tevhid'e de aykırıdır. Dediğim gibi Allah algısına da aykırıdır. İslam inançlarını taban taban, azıttır. Haykarat. Bu konuda İslam tarihinde e, alimler zaman zaman uzur diyeler yazmışlar, eleştirmişler. Onlardan biri de işte meşhur kitabı Türkçe'de çevrilen hani uydurma hadisler kitabı da çevrilen meşhur Ali Alkari Vateti Vücut risalesi diye bu kitap ona reddiyedir. Vateti vücudun şirk olduğu, küfür olduğunu anlatan, İslam inançlarıyla bağdaşmadığını anlatan kitaptır. Ni'na akaid ve kelam ilminde meşhur olan Teftazani'nin Aynı şekilde vadeti i vücuda eleştiri kitabı vardır ve buna benzer. Yani vadeti i İslam değildir, aksine tevhide aykırıdır, İslam aykırıdır ve İslam kökenli değildir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.